11 ayın sultanı geldi. Bazılarımız bu ayı hevesle beklerken, bazılarımız iftara kadar dakikaları sayıyor. Peki oruç nedir? Niye tutuyoruz? Buna en sık verilen cevap, bir ay boyunca fakirlerin halinden anlamak. Sahurda tıka basa yiyip, gün içinde sürekli uyuyup, akşam dört dörtlük bir sofraya oturacağımızı bilerek, iftara ne kadar kaldı diye sürekli saatimize bakarken, Afrika ülkelerinde 12 ay boyunca oruç tutulduğunu ne kadar anımsıyoruz? 11 ay boyunca hiç almaya gerek duymadığımız yiyecekleri bile lüks iftar sofralarımızda şenlendirirken, açın halini ne kadar düşünüyoruz? Aslında oruç tutmanın manası, sadece fakirleri anlayalım gibi sığ bir görüş değildir. Oruç sadece aç kalmak da değildir. Sen sadece aç kalarak yaradana, insanlığa hiçbir şey katamazsın. Bu güzel ibadetin derinliğini, maneviyatını kavrayamazsan nefsini terbiye edemezsin. Peki nefis nedir? İnsanın yeme içme gibi yaşamsal gereksinimlerinin tümüne nefis denir. Hepimizin içinde sürekli konuşan bir nefis var. Mesela sen aç ve susuz kaldığında sana bağırmaya başlar. Fiziksel olarak mideni ve boğazını duymazdan gelirsin. Yani aslında bu senin bedenini açtığın bir savaştır. Nefsini terbiye etmendir. Psikoloji profesörü Abraham Maslow'un kuramına göre insanların ihtiyaçları sınırsızdır. Ve insan bir ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bunlar katmanlar halinde fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma, değer ve saygı ve son olarak kendini gerçekleştirme olarak sıralanır. Maslow'a göre tüm ihtiyaçlar içerisindeki en önemli olanı en alt katmandaki fizyolojik ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyaçlarını gidermemiş bir kişi için diğer ihtiyaçların bir önemi yoktur. Oruç, öncelikle kuvvetli bir güdü olan açlık hissinin kontrolünü sağlar. Ki bu, Maslow'un teorisinde insanın kişisel gelişiminin ilk basamağı olarak kabul edilir. Oruçla öğrenilen açlık duygusunun kontrolü, diğer davranış ve duyguların kontrolünü de yavaş yavaş öğrenilebilir hale getirir. Oruca bu açıdan bakanlar için oruç bir arınma vesilesi, yani bir nevi manevi detokstur. Ruh için olduğu kadar beden için de doğal bir detokstur. Otofaji denilen bir yöntem var. Bu yöntemle vücudunuz aç kalarak geri dönüşüme giriyor. Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi, açlığın tetiklemesi sayesinde hücrelerin kendini sindirerek yenilediğini ortaya koyan teziyle Nobel Tıp Ödülünü kazandı. Bu da orucun insan sağlığına etkisini bilimsel olarak ispat etti. Ohsumi bu teziyle hücrelerin yenilenmesi için önce yaşlı hücrelerin parçalarının imha edilmesinin gerektiğini, bunun da uzun süre aç kalarak mümkün olduğunu söylüyor. Şöyle düşünün, depreme dayanıksız bir binanın yıkılıp ondan kalan bazı sağlam malzemelerin de kullanılarak yepyeni bir binanın yapılması gibi sizin hücreleriniz de parçalanarak geri dönüşüme giriyor. İşte bu mekanizma sayesinde vücut kanser ve diyabet gibi hastalıkları önleyebiliyor. Sağlıklı metabolizmayı koruyor. Orucun birinci evresinde vücut temizleme işlemini başlatır. Kan şekeriniz ve tansiyonunuz düşer. İlk birkaç gün dayanılmaz baş ağrıları ve yoğun açlık size eşlik edebilir. İkinci evresinde vücut oruç programına alışır ve sindirim sistemi dinlenir. Enerji vücudu temizlemeye, hücreleri iyileştirmeye odaklanır. Vücuttaki beyaz kan hücreleri daha aktif olmaya başladıkça organlar tamir evresinde başlatır. Üçüncü aşamada enerji seviyeniz daha da artar. Vücudumuzun iyileşme süreci çok daha verimli hale gelir. Bu aşamada vücut hasara uğramış hücreleri tamir eder ve toksinleri ortadan kaldırır. Dördüncü aşamada ise organlar iyileşme sürecini tamamlar. Belleğiniz gelişir ve konsantrasyonunuz artar. Yani oruç bilinçli olarak tutulursa organlarımız bir ay boyunca dinlenir ve yılın kalan 11 ayına tazelenmiş olarak başlar. Hazreti Muhammed'in "Oruç tut, sıhhat bul" sözüyle ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizim unuttuğumuz ya da unutmanın işimize geldiği bir konu var. Kötü söz ve kötü düşünceden arınmak da oruç tutmak için bir şarttır. Bir aylık bir terbiyeyle sana ömür boyu açılan bir kapıdır oruç. Geçmesini bilene. Dünyevi ihtiyaçların, hırsların, yalanların hepsinin bu dünyada kalacağını ve asıl amacın ruhu beslemek, öze ulaşmak olduğunu hatırlatır. Görmesini bilene. Peki sen? Ramazan geldiğinde içkiyi, her şeyi bırakıp oruç tutmadığı için etrafındaki insanları eleştiren, işte trafikte çevresine adeta terör ettiren, sözde oruç tutanlardan mısın? Yolda sigara içen birini gördüğünde orucun asıl manasını unutup sırf sen içemiyorsun diye etrafındakilere hakaretler yağdıranlardan mısın?
Burada gelecek milletin içinden tarih edecek milleti. Özür dilerim ama ben içeride içemedim. Yasak dediler. Geldim şurada sigara içiyordum. Burada hakaret etmeye başladı bana. Tabii sigara içiyoruz. Nasıl gider tuvalette de içebilirsin. Beyefendi, yani. Burada milleti tarih etmeye hakkın yok. Kapat. Milleti tahrik etme hakkı yok, burası her bunu baktığında. Sen nesline söz geçiremeyerek, başkasını yargılayarak, orucun gerçek manasını zaten hiç kavrayamamışsın güzel kardeşim. Oruç sabrı temsil eder. Bir sigara için bile düştüğün şu aciz durumda, senin sabrın nerede? Nefsin alması gereken dersi böyle nasıl alabilir? Senin ibadetin amacına nasıl ulaşabilir? Cihangir'de küçük bir plak dükkanı. Sahibi Koreli müzik tutkunu bir adam. Sogli, yabancı uyruklu gençler bir müzik grubunun dinletisi için kendi aralarında buluşmuştu. Yoldan geçen bir vatandaş, Ramazan'da içeride bira içildiğini görünce dükkanı basıp yabancı uyruklu insanlara meydan dayağı attı. Olayın ardından Sogli, dükkanını bir daha açmamak üzere ağlayarak kapattı ve gitti. Kendini dini bütün olarak gören bu vatandaşlarımıza İslam'ın hoşgörü dini olduğunu hatırlatmak isteriz. Dinde zorlama ve baskı yoktur der Kur'an. Hoşgörü dinine mensup bir milletin bir insanı sırf onun gibi olmadığı için darp etmesi kendi diniyle çelişmesidir. Yunus Emre'nin bir sözü var. Bir kez gönül yıktınsa o kıldığın namaz değil der. Oruç tutarken asıl kavramamız gereken de budur. Açlık sadece bir simge. Oruçsa ruhumuzun açlığını dindirme evresi. Hazreti Muhammed bir hadisinde kim ki kötü söz ve davranışları bırakmazsa Cenab-ı Hak o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına hiç kıymet vermez der. Biz bir ay nasıl geçecek diye düşünürken Hazreti Mevlana oruç sevdası bambaşka bir sevdadır der. Orucu çok özlediğinden ve hasretle beklediğinden bahseder. Ramazan günlerinde sarkıtılan merhamet ipine sarıl da şu beden kuyusundaki hapisten kendini kurtar. Oruç can gözünün açılması için bedenleri kör eder. Senin gönül gözün kör de o yüzden kıldığın namazlar, yaptığın ibadetler sana o aydınlığı vermiyor, hakikati göstermiyor der. Bu mübarek ayda hepimizin sabrı, paylaşmayı, iyiliği, güzel ahlakı, tahammülü bir aylığına değil bir ömür öğrenmemiz ve tüm iliklerimize işlememiz dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar.